Kahramanmaraş merkezi depremlerde yıkılan ve 49 kişinin ölümüne neden olan Gaziantep'teki Emre Apartmanı ile ilgili soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Emre Apartmanı'nın projesinde yer alan temeldeki kolonun hiç yapılmadığı anlaşıldı. Gaziantep'te 49 kişinin enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği Emre Apartmanı'nın ilk duruşması 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Dosya kapsamında 4 tane sanık var. Bu sanıklardan 2 tanesi müteahhit ve tutukludur. Diğer 2 sanığın bir tanesi şantiye şefi ve diğeri mimardır. Bu binanın yıkımıyla ilgili birçok farklı iddia atılmış olsa da sonuç olarak yapılan araştırmalarda özellikle bu konuda binada alttaki işletmelerin kolon kestiğine dair iddialar bulunmaktaydı. Bu iddialarla ilgili savcılık bir soruşturma yürüttü. Soruşturmanın neticesinde savcılık burada bir kolonun kesilmediğini, mimari proje ile statik proje arasında aykırılıklar olduğunu, daha doğrusu mimari projede bulunan fakat statik projede bulunmayan bir kolonu tespit ettiklerini iddianamede düzenledi. Bu şu demek oluyor, aslında kesildiği iddia edilen kolonun hiç yapılmadığı, yani o kolonun orada eksik bir şekilde bulunduğu anlamına gelmekte. Bununla ilgili yapılan yargılamada, ilk duruşmada tutuklu iki sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Aynı zamanda ev hapsi olan bir sanığın da ev hapsinin kaldırılmasına karar verilmiştir. Binanın altında yer alan işletmelerden bir tanesi bu işletmeyi satın almak için bir kredi başvurusunda bulunuyor. Kredi başvurusu sonucunda yapılan eksper incelemesinde binanın aslında mimari projesiyle statik projesinin aykırı olduğu 2021 yılında resmi bir şekilde belli edilmiş. Bununla ilgili mahkeme Yapı Kredi Bankası'na bir müzekkere yazarak eksper raporunun getirtilmesini talep etti. Duruşma Aralık ayına bırakıldı. Aralık ayında birçok eksiklikle birlikte bu hususta açığa kavuşacaktır. Duruşmadaki sanıkların istenilen cezası bilinçli taksirle adam öldürmeye sebebiyet verme suçundan dolayı 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasıdır. Gaziantep'teki Emre Apartmanı'nın yıkımında en önemli etkenlerden bir tanesi kolon kesilme iddiasıydı. Birçok bina sakini kolon kesildiği iddiasıyla Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuşlardı. Bununla ilgili yürütülen soruşturmada savcılık drone'la bir araştırma yaptı. Bu araştırmada aslında kolon kesildiği değil, kolonun hiç yapılmadığı tespit edildi. Bu da şu şekilde tespit edildi. Mimari proje ile statik projelerin arasındaki uyumsuzluklar meydana çıkarıldığında mimari projede aslında olan bir kolon statik projede yer almamıştı. Bundan dolayı aslında binada eksik kolon yapılmıştı. Eksik kolonun yapımı binanın yıkımına çok büyük bir oranda sebebiyet vermişti. Bundan dolayı da Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesini düzenledi. İddianame kapsamında suçtan yargılanan 4 şüpheli hakkında Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama başlatıldı. Bununla ilgili olarak binanın altındaki işletme sahiplerinden bir tanesi işletmeyi satın almak için 2021 yılında bir özel bankaya başvurmuştur. Bu başvuru neticesinde bir eksper atanmıştır ve eksper binadaki yaptığı incelemelerde buraya kredi verilmemesi yönünde bir görüş bildirmiştir. Bu görüş de Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyası içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda bu eksperin de dosya kapsamında tanık olarak ifadesi alınmıştır. Tanık olarak vermiş olduğu ifadede mimari proje ile statik proje arasında birçok aykırılığın bulunduğunu, bundan dolayı buraya kredi verilmesinin mümkün olmadığına yönelik bir görüş bildirmiştir.
Buradaki aykırılıktan bahsedilen şey de mimari projede çizilen kolonların statik projede aslında mevcutta yapılmadığını göstermektedir. Bundan dolayı kredi verilmemiştir. Kredinin verilmemesi 2021 yılında belli olmasına rağmen deprem tarihine kadar herhangi bir önlem alınmaması da hem müteahhit ve diğer ilgililerin hem de kamu görevlilerin bir ihmali olarak görünmektedir.